Ülkemizi bunca tuzaktan, bunca badireden nasıl çıkardıysak Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız. Ekonomik kurtuluş savaşı dedi Atlantik yanlısı ittifakın hedefi oldu. 20 yıldır neredeydin sen? Bir Türk lirası bir dolardı neredeyse başladığında. Ne oldu da 12 lira oldu birdenbire? Şu anda ülkemizde bir ekonomik kurtuluş savaşı falan yok arkadaşlar. Kötü yönetimin elinde değersizleşmiş bir Türk lirası var, itibarını yitirmiş bir Türkiye var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ekonomik kurtuluş savaşı sözleri nedeniyle hedef aldı. Milli kurtuluş savaşı veriyormuş. Geçiniz bunları. Millete gaz vermeyi de bırak. Otur adam gibi görevini yap bu millet senin ne mal olduğunu gayet iyi öğrendi ve şunu sana söyleyeyim. Sen artık bu saatten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel bir milli güvenlik sorunusun. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da ekonomik kurtuluş savaşı olmadığını iddia etti. Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'yla paralel olarak milli güvenlik sorunu ifadelerini kullandı. Hani her fırsatta yerli ve milli diyorlar ya, işte bugün kendi kendilerine çıkarttıkları gayet de yerli ve milli bir kriz var. Fakat ne yapıyorlar? Kurdaki bu artışı adeta bir kurtuluş savası kimliğine büründürmeye çalışıyorlar. Elinde kuru ekmeğiyle kalmış insanları vatan savunmasındaymış gibi kandırmaya çalışıyorlar. Erdoğan Bahçeli iktidarının ülkeyi batırarak verdikleri iktidarda kalma savaşının ismi ekonomik kurtuluş savaşı değildir her açıklamaları ekonomi atılan bir füze etkisi yapan bu cehalet lobisi artık milli güvenlik sorunudur. Kimler adına çalıştıkları araştırmalıdır.